Merhabalar, fiziksel ve kimyasal değişmeler LGS konusuyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimler açık like atmayı unutmayalım. Maddede meydana gelen iki türlü değişiklik oluyor arkadaşlar. Bunun birincisi fiziksel değişim, ikincisi kimyasal değişim. Fiziksel değişimle başlayalım. Maddenin sadece görülen ve ölçülebilen özelliklerinde meydana gelen değişimlerdir. Fiziksel değişime uğrayan maddenin yapısı değişmediğinden tekrar eski haline gelebilir. Maddelerde meydana gelen erime, donma, buharlaşma yani arkadaşlar hal değişme, çözünme, örneğin tuzun suda çözünmesi, kırılma, bükülme, yırtılma, parçalanma gibi olayların hepsi fiziksel değişim olarak örnek verilebilir. Gördüğünüz sorularda hal değişimi örneklerini veya çözünme, kırılma, bükülme gibi anahtar kelimeleri gördüğünüzde hemen fiziksel değişim diyebilirsiniz. Arkadaşlar Gördüğünüz üzere de suyun su döngüsünü görüyorsunuz. Bu su döngüsünde meydana gelen değişimlerin hepsi fiziksel değişmeye örnektir. Doğadaki su döngüsünde su maddesinin değişen ortam koşullarının etkisiyle sürekli dönüşme uğradığı görülür. Erime, donma, buharlaşma, yoğuşma gibi olayların hepsi suyun fiziksel görünümün değişimini uğramıştır. Ancak geçirdiği birçok dönüşüme rağmen su maddesi yerine tekrar su olarak kalmıştır. Bu nedenle tüm hal değişimleri fiziksel değişime örnektir. Arkadaşlar camın kırılması fiziksel değişimdir. Limonata yapılması yine fiziksel değişime örnektir. Limon suyu, su ve şeker maddelerin yapıları değiştirmeden bir arada bulunurlar. Oluşan limonatada limon suyu yine limon suyu olarak, su yine su olarak, şeker maddesi yine şeker maddesi olarak kullanılır. Taneciklerinde herhangi bir değişim söz konusu değildir. Arkadaşlar önemli fiziksel değişimlerde maddenin tanecik yapısında değişim olmaz. Fiziksel değişime örnekler verelim. Yoğurttan ayran yapılması, iyodun alkolde çözünmesi. Arkadaşlar çözünme her şey çözünme gördüğünüz zaman hemen fiziksel değişim diyebiliriz. Mesela su, tuzun suda çözünmesi, şekerin ve tuzun çözünmesi, gökkuşağının oluşması. Işığın kırılması da denilebilir arkadaşlar. Yine fiziksel değişime. Genleşme olayı, elektrik derlerinde genleşme olayı da yine fiziksel değişime örnektir. Arkadaşlar fiziksel değişime oranan maddenin tanecik durumuna bakalım. Kırılma ve bükülmede arkadaşlar tanecik durumunda herhangi bir değişiklik yok. Sadece birbirinden ayrılıyor. Bu nedenle arkadaşlar bakın yırtılmada da sadece birbirinden ayrılıyor. Taneciklerinde herhangi bir değişim ve kimliğinde herhangi bir değişim söz konusu değil. Bu şekilde tanecik modeli gördüğünüzde yine fiziksel değişimi olduğunu anlamamız gerekiyor. Hal değişimlerinde yine fiziksel değişim arkadaşlar. Madde taneciklerin gördüğünüz gibi buzla birbirine yakın Sıvı halinde biraz uzaklaşıyor. Suda gaz halinde madde tanecikleri, su tanecikleri birbirinden uzaklaşıyor. Madde taneciklerinde herhangi bir değişim söz konusu değil. Sadece birbirinden uzaklığı değiştiği için yine fiziksel değişimdedir. Çözünme olayı arkadaşlar mesela e, alkolün iyot içerisinde çözünmesi olabilir. Bakın bu alkol olsun, bu da iyot olsun. Çentril yine bir nedir? Bir karışımdır ve fiziksel değişimdir. Çözünmede arkadaşlar mesela suyla e, karbon monoksitle karbon karbondioksitle su yine bakın arkadaşlar ne oluyor? Karışıyor. Herhangi maddenin de değişimlik, değişim gözlenmiyor. Su su olarak, karbondioksit karbondioksit olarak kalıyor. Yine fiziksel değişime örnektir. Kimyasal değişimle devam edelim. Madde'nin hem görünümünün değiştiği, hem de kimlik özelliklerinin kaybettiği ve farklı maddelere dönüştüğü değişimlere kimyasal değişim denir. Arkadaşlar kimyasal değişimde madde farklı maddelere dönüşür. Kimyasal değişimde maddenin tanecik yapısında değişme olur. çoğu zaman geri dönüşümü mümkün olmaz. Kağıdın yanması, ekmeğin küflenmesi, tüm yanma olayları, tüm küflenme olayları. Paslanma olayı, sütten yoğurt yapılması gibi olaylar kimyasal değişime örnektir. Yanma, paslanma, çürüme, pişme, tüm pişme olayları yine kimya, e, kimyasal değişimdir arkadaşlar. Kimyasal değişimi uğrayan maddenin tanecik yapısı değiştiğinden yeni maddeler oluşur. Örneğin kağıt yandığında arkadaşlar kül, su buharı, karbondioksit gibi yeni maddeler oluşur. Yine demir paslanmasında arkadaşlar. Demiri oluşturan tanecikler oksijen tanecikleriyle birleşir. Böylece demirin paslanmasıyla yeni tanecikler oluşur. Bu nedenle paslanma kimyasal değişime örnektir. Arkadaşlar bu not çok önemli. Bir değişim sonucunda ısı, ışık, gaz çıkışı, renk, koku değişimi veya çökerek çökelti oluşumu varsa kimyasal değişim olduğunun kanıtıdır arkadaşlar. Hemen ekleyin küflenmesi, sütten peynir yapılması, sebzelerden turşu yapılması, kağıdın yanması, portakalın küflenmesi, yoğurdun ekşimesi, bitkilerin fotosentez yapması veya canlının büyümesi yine kimyasal değişime örnektir arkadaşlar. Hemen kimyasal değişime örneklerle devam edelim. Gümüşün hava ile etki, etkisiyle kararması yine demirin paslanması gibi oksijenle gümüş reaksiyona giriyor, kararıyor, kimyasaldır. Suyun elektronizi yani suyun oksijen ve hidrojene ayrılması. Burada görüyorsunuz arkadaşlar bu da kimyasaldır. Fotosentez, solunum, boşaltım, dolaşım, sindirim olayları arkadaşlar kimyasaldır. Yaprağın sararması, saçın boyanması. Arkadaşlar saç boyandığında... Saçın içerisindeki maddelerde değişim gerçekleştiği için, saçın yapısında değişim olduğu için kimyasaldır. Patatese iot çözeltisi damlatılması, sütten yoğurt yapılması, dişin çürümesi, üzümden sirke yapılması, sirkeye, tüm sirke yapılma olayları, sirkeye karbon, karbonat eklenmesi kimyasal değişime örnektir arkadaşlar. Kimyasal değişimde maddenin tanecik durumuna bakalım. Kimyasal değişimde madde kendi özelliğini, yeni kimliğini değiştirdiği için Maddenin tanecik yapısı değişir ve yeni tanecikler oluşur. Mesela su bileşiğinin oluşmasında hidrojen ve oksijen elementi bakın yeni bir madde oluşuyor. Su bileşiğini oluşturuyor. O halde bu kimyasal değişimdir. Yine karbon monoksitle oksijen arkadaşlar bir araya gelip yeni bir madde yani karbondioksit oluştuğu için, yeni bir madde oluştuğu için arkadaşlar yine kimyasal değişime örnektir. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farklara bakalım. Arkadaşlar ikisinin de ortak özelliği maddenin dış görünüşü hem fiziksel değişimde hem kimyasal değişimde değişir. Bütün maddelerde meydana gelebilir. Bu ortak özellikleri, farklı özellikleri ise fiziksel değişimde madde kimlik özelliğini korur, kimyasal ise madde kimlik özelliklerini kaybeder. Fizikselde maddenin tanecik yapısı değişmez, kimyasalda ise maddenin tanecik yapısı Değişir. Yeni bir madde oluşur. Madde farklı bir maddeye dönüşmez. Kimyasalde ise madde farklı bir maddeye dönüşür. Fiziksel değişimde geri dönüşüm kolaydır ve mümkündür. Kimyasal değişimde geri dönüşüm zordur veya mümkün değildir. Örnek sorularla devam edelim. Kahvaltıyı hazırlarken yaptığı işlemleri çizelgeye kaydeden Zeynep hangi işlemleri yanlış yere yazmıştır? Arkadaşlar, cevizi kırmak fiziksel, ekmeği kızartmak ne olur? Kimyasaldır. Demek ki 3 yanlış. Peyniri dilimlemek kimyasal değil, fizikseldir arkadaşlar. Yanlış. Yumurtayı pişirmek kimyasaldır. Doğru. Hangilerinde yanlış yapılmış? 2 ve 3'te yanlış yapılmış. Cevabımız ne olacak? Bursa. Soruyla devam edelim. Olaylardan kaç tanesi fiziksel değişime örnektir? Odunun yanması kimyasal, sütün kaynaması, kaynama arkadaşlar hal değişimdir fiziksel. Gökkuşağının oluşması fiziksel, su, su baharının yoğuşması hal değişimdir, yine fiziksel. Kaç tanesi fiziksel? 3 tanesi fiziksel değişimdir arkadaşlar. Devam ediyoruz. İşlemler sırasıyla dikkate alınarak yapılan fiziksel ve kimyasal değişim olarak sınıflandırdığımızda aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? F fiziksel, K kimyasal. Şimdi arkadaşlar patatesin soyulması fiziksel. Sıvı yağın ısıtılması, ısıtma yine fiziksel, patatesin doğranması fiziksel, patatesin kızartılması, pişme olayları, kızartma olayları kimyasaldır. O halde fiziksel, fiziksel, kimyasal hangi şıkta var? B şıkkında var. O halde cevabımız B şıkkı. Yukarıdaki olaylardan kaç tanesinde maddenin yapısı değişir? Maddenin yapısı değişir ne demektir? Kimyasal değişim demekti arkadaşlar. O halde biz yukarıdaki kimyasal değişimlere bakıyoruz. Sirke elde edilme kimyasal. Hamurun mayalanması kimyasal, bitkinin büyümesi kimyasal, karpuzun dilimlenmesi fizikseldir. Kaç tanesi maddenin yapısı değişir yani kimyasal değişimdir? 3 tanesi yani cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar bu olay verilmiş. Yargılarından hangisi doğrudur? X sıvısının içerisinde Y katısı döküldüğünde gaz çıkışı ve çökelte oluşumu varsa arkadaşlar nedir? Kimyasaldır. Çok önemli. Kimyasal tepkimelerde çökelte oluşur ve gaz çıkışı olur kimyasal değişimlerde. Aras Y katısını balon joje içerisinde X sıvısının içerisine attığında kabın tabanında çökelte oluşuyor ve bir miktar gaz çıkışı gözlemleniyor. Bu olayla ilgili olarak maddenin tanecik yapısı değişmiştir. Doğru. Kimyasal değişimde maddenin tanecik yapısı değişir. Kimyasal değişimdir. Doğru. Yeni bir madde oluşmuştur. Doğru. Hangileri doğrudur? Hepsi doğrudur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çivinin paslanması ile ilgili olarak fiziksel değişimdir. Hayır. Paslanma kimyasal değişimdir. Maddenin iç yapısı Korunmuştur. Hayır, korunmamıştır. Kimyasal değişimde maddenin iç yapısı korunmaz. Sütün ekşimesiyle aynı tür değişimdir. Evet, pastanma ve ekşime kimyasaldır. O halde hangisi doğrudur? Yalnız 3 doğrudur. Cevabımız C şıkkıdır. Hangi öğrencinin gerçekleştirdiği kimyasaldır diyor. Bakalım arkadaşlar. Bir sınıftaki öğrencilerden bazı laboratuvarda aşağıdaki iş işlemleri yapıyor. Buz kalıbını eritiyor. Eritme fiziksel. Hal değişimleri fizikseldir arkadaşlar. Isıtıcı ve beher glas kullanarak suyu buharlaştırıyor. Buharlaşma hal değişimidir, fizikseldir. Tuzun suda çözünmesi, çözünme yine fizikseldir. Sirkeye karbonat eklenmesi bu kimyasaldır. O halde hangisi kimyasal? Ömer kimyasaldır. Cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki değişimler hangi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar balonun patlaması fiziksel. Havayı fişek nedir? Kimyasal. Çünkü yanma reaksiyonu, kibritin yanması kimyasal, ekmeğin küflenmesi kimyasaldır. Hangisi diğerlerinden farklıdır? A şıkkı fiziksel olduğu için cevabımız A şıkkıdır. Maddenin kimyasal değişim geçirdiğinin kanıtı olabilir. Arkadaşlar gaz çıkışı kimyasal değişim kanıtıdır. Renk ve koku değişimi kanıtıdır. Çökelti oluşumu kimyasal, tat değişimi kimyasal. Yani hepsinde Kimyasal değişimin kanıtıdır. Yani cevabımız D şıkkıdır. Mıstık Fendi YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.